Efsun. Efsun, bir toparla kendini be. Getirmemiz lazım. E ama sen duydun. Kız gelmem diyor. Ne yapacağız? Başka çaremiz yok ki. Bak bu çocuğun ateşi çıkar, ateşini düşürürüz. Fanilasını değiştiririz. Ama bunun kalbi az tabii. Bahar'ın gelmesi lazım. Hasret. Bak sen bunun annesisin. Onu kimse değiştiremez. Ama bu çocuk anası bildiğin Nurhan'ı kaybetti. Acısı büyük. Arkasından Bahar da çekti gitti. Sen kardeş acısı bilir misin Hasret? İnsanın canından can koparırlar be. Bak Hasret, bu Efsun'a bir şey olursa sen de ben de vebalinden kurtulamayız. Söyleme öyle sultanım. Ben gideyim getireyim Bahar'ı ama kızım ne olacak? Burada nasıl bırakacağım onu? Ben varım ya be. Ben bakarım. Hasret. Sen git. O Bahar buraya girecek. Tamam. Kızım önce Allah sonra sana emanet. Efsun'a bir şey mi oldu yoksa? Yok, Efsun iyi yatıyor. Mehmet beni Kıbrıs'a gönder ne olur. Bir şey yap, beni bir an önce Kıbrıs'a gönder. Dur. Sakince anlat, ne oldu? Bir şey yok, merak etme. Efsun iyi. Ama eğer Bahar'ı buraya getirmezse kızımız göz göre göre gözümüzün önünde solup gidecek. Ne olur beni Kıbrıs'a gönder. Tamam, beraber gideceğiz. Hayır, ne oluyor, hayırdır? Arda hemen gerekli yerleri ara. Şirket uçağını hazırlasınlar. Havaalanına biz varana kadar izinleri almış olsunlar. Abi nereye? Konuşuruz. Abi. Teşekkürler. Burada ne işiniz var? Bahar'cığım, biz seninle konuşmaya geldik. Hala çok şaşkınım. Sizi burada görmeyi gerçekten hiç beklemiyordum. Çok zor durumdayız Bahar. Gerçekten. Yoksa seni asla rahatsız etmezdik. Hasret abla, buraya kadar da gelmişsiniz ama biz zaten konuştuk. Ben gerçekten dönemem. Bahar, seni ikna etmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Efsun çok hasta. Ölmeye yattı sanki. Hiçbirimizle konuşmuyor, gözünü açmıyor. Çok kötü. Belki sen gelirsen bir umut olursun. Ben biliyorum. Senden böyle bir şey istemeye hakkımız yok.
çok çaresizim. Kızım çok hasta. Ne olur Bahar. Hasret abla, senin bende yerin her zaman çok özel, onu biliyorsun. Ama hadi diyelim Efsun'un yaptıklarını bir kenara bıraktım. Yine de dönmemek için o kadar çok sebebim var ki. Yavrum neyse o sebeplerini söyle, birlikte aşalım. Tamam, Efsun'un sana yaptıkları konusunda çok haklısın. Ya sana çok hak veriyorum. Ama siz kardeşsiniz. Ben sizi hiç birbirinizden ayrı düşünmedim, düşünemem de. Bunu kardeşin için yapamaz mısın? Ne olur. Gelmem diyorsun yani. Seni anlamadığımızı sanma. Bir karar verdin. Yeni bir hayata başlayacaksın belki. Ama ne olursun sen de bizi anla. Efsun her gün daha kötüye gidiyor. Seni bir kez olsun görse. Bir tarafta kaçmak için her yolu denediğim, artık yüzleşmekten bıktığım geçmişim. Öbür tarafta her şeyi bir kenara bırakıp kendime yeni bir hayat kurabileceğim geleceği. Ben çok yoruldum. Çok üzüldüm. Yapamam. Efsun da zamanla toparlayacaktır. Bahar. Hasret abla, gerçekten dönemem. Lütfen beni affedin. Bahar. Hasret. Gelmeyecek. Efsun için çok üzgünüm. Ben Bahar'ı yalnız bırakmayayım. Efsun'umuza gidelim. Bize ihtiyacı var. Dönmeyi düşünmüyor musun? Yani Efsun'un durumu ciddi olmasaydı Nasrettin Hanım'la Mehmet Emir Bey buraya kadar gelmezdi. Efsun bu ateş. Kim bilir kendi istediği olmadı diye nasıl bir oyunun içine girdi. Biliyorum. Ama ya bu seferki oyun değildi, ciddiyse diye de düşünmeden edemiyorum daha. Öyleyse de belki iyi olur. Belki böyle bir şey yaşaması gerekiyordur. Atlatır. Ben hep atlattım. Hem de hep tek başımaydım. Onun yanında annesi var, babası var. Şanslı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.